Merhabalar sevgili danışanlarım, sevgili takipçilerim. 15 Kasım'daki yeni ayı masaya yatıracağımız, nasıl etki alacağımızla ilgili bir video çekmek istedim. 15 Kasım nedir, ne değildir? İyicil bir etkisi mi var yoksa yine mi kötü şeyler olacak diye sorularınız çok geliyor. Yeni ay dolunay videoları daha nadir çekiyorum ama özellikle bu yeni ayı bir masaya yatıralım istedim. Şimdi 15 Kasım'dan öncesinde Türkiye genelinde çok değişik şeyler yaşıyor durumdayız. Ekonomiyle ilgili çok fazla gündemimiz var, gelgit var, fikir ayrılıkları var ve özellikle iktidarla muhalefet arasında ekonomiyle ilgili çok çılgın bir ayrışma söz konusu. Ama biz daha çok bireysel haritalarımızla kendimizle ilgiliyiz. O bakımdan aslında biraz biz kendimizden bahsedelim istiyorum ve hemen aslında burç yorumlarına başlamak istiyorum çok uzatmadan. Şöyle bir durum var. 13'ünde Venüs ile Kuzey Ay düğümünün çok güzel bir açısı var. Bu her birimize farklı bir katkı sunuyor. 12 Kasım'da da bir Jüpiter Plüton kavuşumu var. Buna özel bir video çekmiştim. İzlersiniz. Bu 12'sindeki Jüpiter Plüto da hepimize ayrı evlerden etki veriyor ve hemen sonrasındaki bu 15'indeki Akrep burcundaki yeni aya katkı sunuyor. Hepimizi de o anlamda güzelleştiriyor diyebilirim. Büyük bir enerji patlaması veriyor diyebilirim. Şimdi tek tek burçları ele almak istiyorum bir an önce. Çünkü genel itibariyle söylenecek şeyleri çok uzatmak aslında çok işime gelen bir şey değil, doğru bir şey değil. Yoksa elbette Türkiye haritası da farklı noktalardan enerji alıyor. Ama Mars'ın retrosundan halen etkileniyor durumdayız. Ülkece sınırlarımızla ilgili problemler hep var. Mars'ın özellikle kavgacı noktasıyla noktasına sınırlar özetinde maruz kalıyoruz. Karasularımız veya karalarımız ve komşuluk ilişkilerimizde biraz biraz bunun etkisinin azaldığını göreceğiz. Neden? Mars çünkü düz hareketine dönüyor durumda 14'ünden sonrasında, ama ayın 20'sinde artık ilerlemeye başlamış olacak. Çünkü gölge etkisi var. Stationary dediğimiz pozisyonda olacak. Şimdi özellikle yeni aydan önce ayın 13'ünde bir Venüs ile Kuzey Ay düğümünün güzel bir açısı var dedik. Hemen Koç burcuyla başlayalım. Bu çerçevede sevgili koçlar, özellikle doğru kişiyle görüşme imkanı bulabileceksiniz ayın 13'ünden itibaren. Dolayısıyla ayın 12'sindeki Jüpiter Plüton kavuşumundan güç alarak doğru kişiyle, otorite kişisiyle, patronla, müdürle haklarınızı aramak için ya da bir takım sorunları masaya yatırmak için görüşme imkanınız var. Bu yeni ayın birkaç gün öncesinde böyle bir etkisi var. Ama bu yeni ay sizin özellikle 8. evinizde, Akrep üzerinde olduğu için yeni ay 8. ev, yani Koç yükselene göre 8. ev noktasında. Dolayısıyla 8. ev konuları aslında gündeminizde. Patronla problemlerinizi çözebilirsiniz. Sağlıkla ilgili doktorunuzla bazı sorunları masaya yatırabilirsiniz. Sağlıkla ilgili illaki kasık bölgesinde, karın boşluğunda, yumurtalıklarda, erkekseniz testislerde bir takım problemler yaşayabilirsiniz ve bunların yoluna koyabilmek için gerekli desteği bulabilirsiniz. Yani gerekli desteği bulma noktası bakın 15'indeki yeni ay. Dolayısıyla ayın 12'sindeki Jüpiter Plüton komple değişim, başkalaşma noktanız ve aynı şekilde ayın 13'ünde de Venüs ile Kuzey Ay düğümünün bu açısı doğru kişilerle, doğru doktorla görüşme ihtimali gibi enerji noktası verir. Şimdi tam da ayın 15'inde sevgili koçlar, Jüpiter ile Plüton kavuşum açısına, tabi halen aynı açıda, aynı derecede olacaktır. Şimdi tam da ayın 15'inde sevgili koçlar, Jüpiter, Plüton ve Satürn sekstil açı yapmış olacak bu yeni aya. Dolayısıyla bu açı çok ciddiye alınacak, korkulacak bir açı hiçbir şekilde değil. İyicil bir açıdır ve destekleri vardır. Mutlaka iyi bir etki alırsınız bu anlamda. Agenda sabit yıldızıyla da yine birleşme noktasında. Bu şu demek, otorite kişisiyle konuşsanız dahi zorunlu kaldığınız bir rotada ilerlemeniz gerekebilir. Bu anlama gelir. Biraz sizi zorlayıcı bir enerji verir ama gelinen sonuçtan memnun kalırsınız sevgili koçlar. Bu yeni ay size güzel bir yeni başlangıç yaptırır. 8. ev konularında bir ameliyat kararı alabilirsiniz. Ameliyatlarla ilgili yol alabilir, hızlı iyileşebilirsiniz. Böyle de güzel bir etkisi var.
Özellikle otoritenin size ulaşması ve konuşması halinde, örneğin rakip şirketin patronuyla görüşecek olursanız, onun size bir talebi olması halinde çok iyi, hem maddi anlamda hem de statü anlamında çok iyi bir iş değişikliği yapma ihtimaliniz de bu dönemde var. Özeti şu, birlikte ve istemediğiniz rotada bile olsa kuvvetli bir adım atma ihtimaliniz var. Bir otorite kişisiyle bir zorunluluktan yola çıkarak aslında yol almış oluyorsunuz. Bu bir doktorunuz da olabilir, dediğim gibi bir patron da olabilir, eşiniz de olabilir aynı şekilde. Bir partnerle istemediğiniz yolda ilerleme veya sonucunun yine de sizin hayrınıza olabileceği bir yolda ilerleme ihtimali verir. Ve 8. ev konularını konuşuyorken tam karşı nokta ikinci evden de etki alacağımız için parasal anlamda da iyicil bir aşamaya sizi geçirir. Dolayısıyla parasal anlamda da rahatladığınız bir döneme girersiniz. Bir vergi memuruyla konuşacak olursanız, vergi borcu, vergi affı, SGK prim affı gibi gündemleriniz varsa bunlarla da ilgili bir rahatlama, oh deme dönemine giriyorsunuz sevgili koçlar. Son 2 aydır çok şey yaşadınız. Yükselenizdeki sizin yöneticiniz retroydu. Dolayısıyla hem Mars retrosundan üstüne bir de Merkür retrosundan, hele hele doğum haritanızda bunlar retro durumda doğmadınız, yani bağışıklığınız yoksa problem yaşamış olabilirsiniz. Umarım daha güzel günler sizi bekliyordur. Sorularınızı bekliyorum. Gelelim Boğa burcuna. Sevgili boğalar, özellikle 7. evinizden, yani ikili ilişkiler noktasından etki alacaksınız bu yeni aydan, ayın 15'indeki yeni aydan. Fakat ondan öncesinde birkaç açıdan bahsetmek istiyorum. Şimdi Satürn ve Jüpiter ve Plüto devasa gezegenler, 27 derece Oğlak üzerindeler. Dolayısıyla sizin 9. eviniz, yani aslında bunlar bir seksil açı yapmış, dar açı yapmış durumdalar. İyicil bir açıdır. 9. eviniz biraz daha pohpohlanır, güçlenir. Jüpiter Plüton kavuşumu var ayın 12'sinde, şımartılır. Yani büyük bir patlama enerjisi ayın 12'sinden sonra mümkün. Dolayısıyla şimdi 7. evinizi mutlu edecek bir şey söyleyeceğim, yani eş tarafını. 9. eviniz ayın 12'sinde, 13'ünde Venüs ile Kuzey Ay düğümünün güzel bir açısı var. Kuzey Ay düğümü sizin hedefiniz ve Venüs sizin yöneticiniz. Dolayısıyla sevgili boğalar, ayın 12'sinde, 13'ünde ve 15'inde harekete geçtiğiniz her noktada büyük bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu internet üzerinden bir kendini ortaya koyma, bir e-ticaret ya da güzel bir web sitesi ya da yazdıklarınızla belli bir yere gelme. Bakın, en çok yazdıklarınızın hayır getireceği dönem bu dönem. O yüzden bu zamanı çok güzel değerlendirin. Aralık ayı da aynı şekilde ve Kasım ayı da, Aralık'ın 20-21'ine kadar bu şekilde, öyle söyleyeyim. Yazdıklarınızdan eğer kuvvet alırsanız, yazdıklarınızı lansman aşamasındaysanız, bir yere bir şey yazıyorsanız, bir kitap yazıyorsanız, duyuracaksanız çok iyi yol alabilirsiniz. Yaratıcılığınız maksimum seviyede ama kafanızı toplamanız gerek. Ayın 12'sinden önce muhakkak kafanızı toplamış olun. 11'inde Merkür Akrep'e geçiş yapıyor. Dolayısıyla siz biraz artık kendinize odaklanma zamanınız, silkinme zamanınız. Çünkü bu yeni ayın aslında şöyle bir özelliği de var. Rohini dediğimiz Vedik astrolojiye göre en yaratıcı, en çok kendini ortaya koyabilen ama bir yandan da lükse, rahatlığa, konfora düşkün yıldız kümesi Rohini ile etkileşim halinde, birleşim halinde. Dolayısıyla ikizler ve boğaları özellikle etkiler. Bir rahatlık, bir fazla huzur bulmuşluk, atalet, bunlardan silkinmeniz ve artık harekete geçme döneminiz gelmiş durumda. Sevgili boğalar, güneş burcunuz boğaysa da bundan çok çok etki alırsınız. Bir kere unutmayın, yükselenizi değil güneşinizi dinliyorsanız da bundan etki alırsınız. Rohini takım yıldızından bir kurtulmaya gayret edin, yıldız kümesinden. Şimdi özellikle ne dedik? Boğalar 7. evinizden etki alıyorsunuz. Bu özellikle 15'indeki Akrep üzerindeki yeni aydan. Şimdi Akrep'in birinci evinde olduğu için tam karşı noktasında, siz de 7. evinizden etki aldığınıza göre eşle ilişkiler konusunda artık bir tamamlanıp bir şeyi yeniden başlatma ihtimaliniz var. Yeni ay demek ben böyle bir iş yapmak istiyorum, ne diyorsun diye bir konuyu masaya yatırdığınız bir döneme işaret ediyor. Özellikle fikirlerinizi ortaya koyacaksınız. Şimdi 7. ev demek tabii
patron değil ama iş ortaklığı konusunda da ortağınızla da benzer konuşmaları yapacağınız anlamına gelir. Ortağınızla aldığınız kararları tabii dikte etmek değil ama masaya yatırma ihtimaliniz var ve aldığınız kararları birlikte ortaya koymak için onu ikna etme ihtimaliniz var. Dolayısıyla bakın daha önceki günlerde biraz istemediğiniz yolda ilerleyeceksiniz dememe rağmen şimdi rotayı siz belirliyorsunuz sevgili boğalar. 7. ev konusunda şansınız çok yüksek. Eşi bir konuda ikna edebilirsiniz. Belki de bir çocuk yapma konusunda ikna etmek istersiniz. Belki de sevgilisinizdir de evlilik kararı almışsınızdır. Bir evlilik teklifiyle gidersiniz. Bunların hepsiyle ilgili şansımız oldukça yüksek sevgili boğalar. Sorularınızı bekliyorum. Gelelim sevgili ikizlere. Sevgili ikizler bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay sizin 6. evinizi etkileyecek. Dolayısıyla 12 ve 6. eviniz etki altında. Ama ondan öncesinde bir takım şeyler söylemeliyim. Güzel bazı etkiler var. Ayın 12'sinde bir Jüpiter-Plüton kavuşumu söz konusu. Daha önce iki defa daha deneyimledik ama bu biraz daha farklı ve bunun etkisi aslında Ocak ayının ortasına kadar da sürecek sizin için. Jüpiter-Plüton kavuşumu çok istediğiniz yerden destek alabileceğinize işaret eder sizin. Kuvvet demek, büyük patlama demek, bununla ilgili bir enerji elde edebilme demek. Dolayısıyla enerji değişikliği yaşama aşamasındasınız. Aslında bu etkiyi daha çok 20-21'inde göstereceksiniz. Vedik astrolojiye göre Yay'dan Oğlak Burcu'na 20 Kasım'da geçecek aslında Jüpiter. Dolayısıyla 20'si aslında bir enerji değişikliği dönemi. Ama benim size önerim 11'inde de Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Merakınız maksimum seviyede. Ama merakınızı kendinizi geliştirmeye yönlendirmeniz gerekiyor. Başkalarının herhangi bir şeyini merak etmek yerine. Ama ikili ilişkilerde de bazı problemler yaşıyor olabilirsiniz. 12, 13'ü ve 15'inde bunları düzeltme ile ilgili fırsatlarda bulacaksınız. Şimdi 6. eviniz ve iş noktanız çok ön planda ve aslında etkiyi de oradan alacaksınız. Ama ondan öncesinde ayın 13'ünde de Venüs'le Kuzey Ay düğümünün bir kavuşumu yaşanacak. Güzel bir açısı var. Ondan öncesinde ayın 13'ünde de Venüs'le Kuzey Ay düğümünün güzel bir açısı var. Bu da çok güzel bir destek. Ama bazı konuları yine masaya yatırma, yine konuşma, didik didikleme, bir otoriteyle oturup bu çerçevede görüşme, birilerini ikna etme mecburiyeti belki biraz sıkıntılıdır ama birilerini ikna etme mecburiyeti. Özellikle haftalardır ertelenmiş bazı işleriniz için artık aksiyon alma zamanınız. Borçlar ödenmedi, faturalar bekledi, vergi borcunuz olabilir. Bunlarla ilgili aftan faydalanma gayretiniz, sokağa çıkıp bir şeyleri yapmak üzere kuyruğa gireceksiniz. Sıra numarası alacaksınız. Bir gayretiniz olacak. Kimlikleriniz mi değişmesi gerekiyor? Bir takım kayıplarınız mı var? Ertelediğiniz her işinizi şimdi yapmak zorundasınız sevgili ikizler. Çünkü ayın 15'i özel bir dönem. Akrep üzerinde bir yeni ay ve 6. eviniz yani iş konusunda size yeni başlangıçlar, yeni bir ekip, yeni bir arkadaş grubu özellikle kariyerinizde imkanı veriyor. İş ortamınızda iş rutininizi değiştirme ihtimaliniz var. Rutinde nasıl çalışıyorsanız mesela evde çalışıyorsunuzdur artık bilfiil işe gideceksinizdir ya da ekipte bir değişiklik olabilir. Sizin bir ekibiniz ya da size bağlı arkadaşlar varsa isteseniz de istemeseniz de bunlar ya işi bırakabilir gidebilir ya yer değişikliği olabilir. Sizin dışınızda kontrolsüz gelişebilir bir şeyler ama bunlarla ilgili sonuç hayrınız olacak öyle ifade edeyim. Ama 6. eviniz söz konusu olduğuna göre 12. evinizde de ruhsal anlamda, spiritüel anlamda bir takım kaygılarınız, bir psikolojik destek alıyorsanız, diyetisyene gidiyorsanız, bir avukata gidiyorsanız, sürekli danışmanlık alıyorsanız veya bir astrologla çalışıyorsanız bunlarla ilgili de çok güzel ikna olduğunuz, sonuç aldığınız bir döneme giriyorsunuz. Bunlarla ilgili de bir şeylerin tamamlandığı ve yeni bir başlangıca uyandığınız bir dönem. 15'i Akrep yeni ayı özel bir yeni ay. Ondan bir gün önce Akrep Burcu'na girmiş olacak ay ve artık Mars'ın retrosu da bitiyor 14'ünde. Tabii siz Mars'ın retrosundan hemen bir aksiyon almayın. Mars mücadele demek şöyle ki ayın 20'sine kadar Mars'ın retro gibi kabul etmeyin. Tam tersi stationary dediğimiz sabitlendiği noktada bir türlü ileri hareketine başlayamadığı için 19-20'sine kadar daha da bizi gücümüzü, enerjimizi bastırabilir.
Bunu unutmayın ama siz gerekli gayreti gösterin. Ondan etkilenmeyeceğinize çok eminim. Merkür Retrosu'nu zaten geride bıraktık. Sizin yönetici gezegeniniz Mars'la Merkür natal haritanızda retro değilse bunlardan illaki etkilenmişsinizdir sevgili ikizler. Çok daha güzel haberler vereceğim. Ayın 20'sinden sonra artık Güneş Akrebi terk ediyor. Yay burcuna geçiyor. Daha akil, daha mantıklı, düzgün bir döneme giriyoruz ve sizin de iletişiminizin kuvvetleneceği, insanlara söyleyeceğinizi yaptırabileceğiniz dönem Merkür'ün artık Yay burcuna gireceği 1 Aralık. Bunu da unutmayın, eklemiş olayım. Sorularınızı bekliyorum. Gelelim sevgili yengeçlere. Sevgili yengeçler, bir yeni ay yaşayacağız ve 5. eviniz çok gündeminizde, çok ön planda. 5. evden etki alacaksınız. Sevgilinizle, aşkınızla, artık aşkınız her kimse, çocuğunuz da olabilir aşkınız tabii ki. Bununla ilişkileriniz çok kuvvetli, güzel bir aşamaya geçecek ve yeni ay enerjisini alacaksınız. Ama bunu söylememin bir sebebi var. Ondan öncekindeki yerleşimler, yani yaşayacağımız bazı açılar size çok destek veriyor durumda. Ayın 12'sinde Jüpiter'le Plüton'un büyük enerji patlamasına şahit olacağız. Dolayısıyla bir aksiyon alabilirsiniz. Yeter artık, evlenmek istiyorum diyebilirsiniz. Sevgiliye bunu dikte edebilirsiniz. Tamam mı, devam mı konuşması şimdi yapılabilir. Şimdi yapılmazsa 30 Kasım'daki ikizler yeni ayın dolunayında da yapılabilir. İkizlerin 8 derecesinde bir dolunay, yani bir ay tutulması var. Parçalı ay tutulması, o dönemde de yapabilirsiniz ama 5. eviniz dolayısıyla hem çocuklarınızla ilgili iyi bir başlangıç aşaması, çocuklarınızla ilgili ciddi bir karar alma aşaması, bu Jüpiter Plüton kavuşumunda gündeminiz olabilir. Şimdi yengeçlerin bir iki gün öncesinde de ayın 12-13'ünde yengeç, şöyle ifade edeyim, Venüs'le Kuzey Ay Düğümü'nün çok güzel bir açısı var. Ondan da olumlu enerji alıyorsunuz. Sevgili yengeçler, isteseniz de istemeseniz de biriyle yapacağınız konuşmalar sizi aksiyon almaya sevk edecek. Birileri artık sorumluluğunu bil konuşması yapabilir size ama sonuç hayrınıza olacak. Sorumlulukları artık tek tek masaya yatırma zamanı. Vergi borcu, faturalar, ödenmemiş borçlar, birine verdiğiniz sözü tutamamış olabilirsiniz. Bu eş olabilir, uzaktan bir akraba bile olabilir ama verdiğiniz sözü tutamadınızsa bununla ilgili de aksiyon alacağınız dönem 12, 13, 15 Kasım. Şimdi 15 Kasım'dan öncesinde bir de 14'ünde Mars artık retrosunu, geri hareketini bitirmiş oluyor. Tarih itibariyle bitiyor ama stationary dediğimiz sabitlendiği döneme geliyoruz. Bir anda bu devasa gezegen ileri hareketine evrilemez. O yüzden birkaç günde onun durağan hareketine maruz kalıyoruz. Bu daha da ciddi bir konu. Dolayısıyla Mars'ın o enerjimizi biraz bastıracağı döneme de razı gelelim. Ama gölge enerjisiyle birlikte 19-20'sinden sonra artık bizi biraz daha harekete geçirir sevgili yengeçler. 5. evinizden bu yeni ayda, Akrep Burcu'nun yeni ayında etki alıyorsunuz dedim. 5. ev konuları daha çok gündeminiz olacak. Çocuklarınızın geleceği, eğitim düzeni, ihtiyaçları ön planda olacak. Bunlarla ilgili güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Bir kredi çekip hepsini birden tamamlayabilirsiniz. Aşkınızla, sevgilinizle çok güzel, eğlenceli bir döneme, kısa bir tatile bu dönem karar verebilirsiniz, gidebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ve o yüzden de 15'i ve sonraki birkaç gün, ayın ışığı tamamlanıncaya kadar, dolunaya kadar, 30 Kasım'a kadar güzel bir dönem ve özellikle iletişiminizin de aslında daha da iyi olacağı dönem 1 Aralık'ta. Merkür artık Akrep'ten Yay burcuna geçtikten sonra özellikle iletişiminizde 10 numara olacak. Akrep'ten artık kurtulup da 5. evinizi aydınlatmasından sonra Güneş'in 21 Kasım'da Yay burcuna geçtikten sonra sizin için daha da güzel bir dönem başlıyor sevgili yengeçler. Kasım ayı aslında güzel bir ay. Yeni aydan da olumlu enerjiler alacağınıza çok eminim. İnşallah bu Jüpiter Plüton'dan da çok güzel bir patlamayla, iyi bir aksiyon alma kararıyla, alacağınız kararı da bana yazabilirsiniz videomun altına ya da gizliden mail olarak yazabilirsiniz. Umarım sonuçlar hayrınıza olur. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Gelelim sevgili aslanlara. Sevgili aslanlar, şimdi bu 15 Kasım'daki yeni aydan 4. evinizden etki alıyorsunuz. Dolayısıyla 4-10 aksındaki her konu gündeminiz. 4. ev ana baba eviniz, evinizle ilgili her türlü ihtiyaç ve size düşen sorumluluklarken 10. evinizde işiniz,
Zaten bu yıl boyunca size ya işten bahsettim ya anne babadan bahsettim. Kolay kolay aşık olacaksınız demedim ama 12'sinde bir Jüpiter Plüton kavuşumu var. Evlenme kararı alabilirsiniz. Özellikle evlilik konusunda bir aksiyon alma ihtimaliniz var. Aşık olabilirsiniz. Sıfırdan bir aşka denk gelebilirsiniz. Biri gelip size ilan aşk edebilir, evlenme teklif edebilir. Bunlar gündeminiz olabilir ayın 12'sinde. Şimdi biraz detay vereyim. 15'inde Akrep'te bir yeni ay var ama ondan öncesinde çok güzel açılar mevcut. Venüs'le Kuzey Ay Düğümü'nün çok güzel bir açısı var. 13 Kasım'da buradan da çok olumlu bir enerji alıyorsunuz. Ama olumlu derken sonuç hayrınıza olacak ama sorumluluklarınızı hatırlatacak bir konuşma yapacak. Yani biri sizinle bu konuşmayı yapacak. Bir otorite figürü olabilir, babanız olabilir, patron olabilir, bir ev hanımı için eşi olabilir. Dolayısıyla otorite noktasındaki birinin sözünü sessizce dinleme ihtimaliniz var. Ama sonuç hayrınıza olacak. Bir kere akıl alacaksanız, nasihat alacaksanız bunları çok keskin bir şekilde kullanabiliyor, hayatınıza aksettirebiliyor durumda olacaksınız. Babanızla annenizle ilgili bir takım konuları ya da anne baba niteliğinde öngördüğünüz birinin konularını gündem yapabilirsiniz. Onların sorumlulukları, onların problemleri, sağlık sorunları ya da onların size rica ettiği, özel olarak istediği bir takım eskide kalmış sorunları, yani fatura ödemeleri olabilir, sağlık takipleri olabilir. Bunlarla ilgili hızlıca aksiyon alma döneminde olacaksınız. Bir şey bekliyorlar sizden ama olumlu bir şey olacağı ve sonucunun olumlu olacağı muhakkak. Çünkü bu yeni ay iyi bir yeni ay, iyi bir etkisi var size. Sevgili aslanlar, bir ateş burcu, ateş grubu bir burç olarak özellikle olumlu etkileneceğinizi şimdiden söyleyebilirim. Ama 10. evinizden de etki alacağınız için iş ortamında da birileri size sorumluluklarını hatırlatabilir. Şimdi ondan öncesinde ayın 14'ünde ay artık akrebe geçiş yapıyor ve Mars da artık düz hareketine dönüyor. Ve stationary dediğimiz sabit kaldığı ve hemen düz ileri hareketine hemen dönemeyeceği için 14'ü, 15'i, 16, 17'si bana sorarsanız ayın 20'sine kadar Mars'ın da düz hareketinden çok olumlu etkileniyor değilsiniz. O sabit hareket özellikle biraz psikolojinizi bastırabilir, gayretinizi düşürebilir. Ama bilin ki Mars artık ileri hareketine 18-19'undan sonra dönmüş olur, ilerlemeye başlar. Şimdi Satürn özellikle bugün ayın 14-15'inde 27 derece Oğlak'ta ve Satürn Oğlak'ta 27 dereceye geldiği için özellikle Oğlak'tan aldığınız 6. ev sorumlulukları için aksiyon alma zamanına geldiniz demektir. Bu yeni ayın da bunu tetikleyici bir etkisi var. Çünkü Satürn sizin özellikle 6. evinizi etkiledi. Sağlık, iş arkadaşları, iş ortamı, bununla ilgili bir takım günlük işleyişinizi ve sağlık tetkiklerinizi, bunun gereklerini çok fazla masaya yatırdı. 27 derece, 28 dereceye geldiği vakit artık analitik derece sayılır. Dolayısıyla sizin de hızlıca sağlıkla ilgili bir takım tetkiklere, aksiyon almaya başlamanız gerekiyor. Şimdi Jüpiter, Plüton ve Satürn sekstil açı yapmış durumda bu yeni aya, dar bir açı. Dolayısıyla yani onlar Oğlak burcunun üzerinde olduğu için Akrep'teki bu yeni aya bir 60'lık açısı var. Agena sabit yıldızıyla kavuşum halinde bu yeni ay. Dolayısıyla sizin biraz bu sağlık konusuna artık ciddi eğilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda iş ortamınızda bir düzene sokmak konusunda hızlı bir aksiyon almanız gerekiyor. Şimdi 31 Ekim'de zorlanmış olabilirsiniz. Boğa burcunda bir dolunay yaşadık. 8 derece Boğa burcunda. Zorlandığınız herhangi konu ise şimdi onunla ilgili çözüme ulaşma zamanı. Bir kere bu konuda müjde vermiş olayım. Çünkü 12 Kasım'daki Jüpiter Plüton kavuşumundan da bu şekilde aslında enerji alıyorsunuz. Sizin için büyük bir enerji patlaması, büyük bir enerjiye kavuşma hali. Dolayısıyla kendinizi ortaya koyabileceğiniz bir dönem sevgili aslanlar. Eğer 31 Ekim hangi konularda sizi zorladıysa, ne konularda problem yaşadınızsa şimdi onları artık masaya yatırabilirsiniz. O konularda düzelme etkisi ve mücadeleye devam mecburiyeti veriyor. Bazı müdürler, patronlar, otoriter kişiler sizi
konuşmaya çekebilir. Sizi aynı ortamda konuşmak için tarih belirleyebilir, rica edebilir. Patron ya da bir babanız bununla ilgili bu konuşmayı da yapma mecburiyetiniz var. 15'i ve sonraki ayın ışığını tamamlama aşamasına geldiği döneme kadar, yani 30 Kasım dolunayına kadar. Tekrarlayacak olursak, dördüncü evinizden etki alacağınız için özellikle anne baba, yuvanız, eviniz, evin sorumlulukları, babanın parası, babanın parasını korumak için yatırımlarına yön verme, bunlar gündeminiz. Ev içindeki bir takım gereklilikleri de ortaya koymak, yani bir alışveriş de olabilir, tamirat da olabilir. Bu konularda da ev alma satma sorumluluğu da olabilir. Bakın, haritanızda çok iyicil etkiler varsa bu döneme ait ilerletilmiş transitlerde. Dolayısıyla bir ev alma durumunuz, hayalinizdeki bir evi alma durumunuz da öyle bir ihtimaliniz de olabilir sevgili aslanlar. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Gelelim sevgili başaklara, canımın içi başaklar. Sevgili başaklar, 3. ve 9. evinizden bu yeni ayda etki alıyor durumdasınız. Dolayısıyla 3. ev konularında, yani günlük etrafınızda gördüğünüz herkesle ilişkinizde bir iyileşme, bir barışma, bir düze çıkma durumu, ama sorumluluklarını hatırlama zamanı. Şimdi özellikle bu 15'indeki yeni aya çok güzel etkiler var. Hemen 13'ünde, 2 gün öncesinde Venüs'ün Kuzey Ay düğümü hedef noktamızla çok güzel bir açısı var. Ve 14'ünde Mars artık retrosunu bırakıyor ve düz hareketine dönüyor. Düz hareketinde bir süre kalacak tabii ki, stationary dediğimiz pozisyon. 14, 15, 16'sında illaki gücümüzü, enerjimizi biraz bastırır. Ama sevgili başaklar, özellikle güzel haberlerim var. Jüpiter, Plüton, Satürn bu yeni aya çok güzel bir açı yapıyor. Sekstil açı yapıyor. Çok büyütülecek bir açı değildir ama destek verir, öyle ifade edeyim. Ondan öncesinde bir otorite figürüyle görüşme imkanınız var. Yani bir patrondan randevu istediğinizde haklarınızı çok güzel ifade edecek, kendinizi çok iyi anlatacak bir konuşma yapabilirsiniz. 14 Kasım'da artık Ay Akrep'e geçiyor ve Mars'tan da artık, Mars'ın da retrosu bitiyor dedim. Bu ayın en önemli konusu, 12'sinde bir Jüpiter Plüton kavuşumu var. Bu sizde büyük bir enerji patlaması, özellikle de 3. evinizi etkileyecek, 1. evinizi, kişisel kimliğinizi etkileyecek, işle ilgili güzel aksiyonlar alabileceğiniz, kendinizi ortaya koyabileceğiniz 10. evinizi etkileyecek açılar verir. Jüpiter Plüton kavuşumundan çok olumlu etkilenirsiniz. Birilerinin gözüne çok iyi görünürsünüz. İyi işçi, iyi patron, eşim çok iyi diyecek bir eş. Yani sizin birilerini gerçek anlamda tatmin ettiğiniz, gözüne girdiğiniz diyelim, ya da işte hani Allah razı olsun dediği bir dönem sizinle alakalı. Başak Burcu zaten işiyle alakalı çok odaklanmış durumdadır, işine çok odaklıdır. Dolayısıyla işinizle ilgili de ve günlük işleyişiniz, 3. ev 15'indeki konumuz, 3. ev konusunda da çok olumlu bir etki alırsınız. Şimdi bu yeni ayın Rohini takım yıldızıyla bir birleşimi söz konusu. Bu bir hem ikizler hem boğa etkisi verir hepimize. Yani sanatçı, yaratıcı bir yapı kazanırsınız sevgili başaklar, ama bir boğa gibi de rahatına düşkün, konforunu bozmak istemeyen, çok fazla erken uyanmak istemeyen, lüksü seven, lükse para harcayan bir yapıda kazanabilirsiniz. Bu yeni aydan böyle bir etki alabilirsiniz. Özellikle 3. eviniz etkileniyorken 9. eviniz de etkilenir. 3. ev konularını hatırlayalım. Günlük işleyişiniz, işe geliş gidiş yönteminiz, yolunuz, günlük işinizi evde mi yapıyorsunuz, iş ortamında mı? Belki bununla ilgili bir değişim yaşayacaksınız, artık ofislere geçiş yapacaksınız belki. Ve yakın çevrenizdeki insanlar, kardeşinizin bir yeni başlangıcı, yani çocukla ilgili bir haber alabilirsiniz. Tabii sizin için de bu bir yeni başlangıç olabilir bu arada. Çocukla ilgili bir haber olabilir. Bir çocukla ilgili aksiyon almak isteyebilirler. Yani doktora gidip de bir tedavi görmek için başlangıç yapabilir kardeşleriniz. Siz de aynı şekilde kardeşler, kuzenler, yan komşu, komşularınız, yakın ilişki içinde olduğunuz herkes. Anneniz sizinle birlikte yaşıyorsa anneniz bile buna dahildir. Üçüncü ev konuları o bakımdan çok geniştir ve dokuzuncu ev konusu da etki altında. Dokuzuncu ev konuları da sizin
şehirler arası, uluslararası ya da şirketinizin merkeziyle iletişiminiz, bununla ilgili yeni bir başlangıç, çok enerjik olacağınız, çok güzel kararlar alacağınız ve kendinizi karşı tarafa çok iyi lanse edeceğiniz bir döneme işaret eder. Merkür'le Mars'ın retrosundan kurtulduk. Ayın 14'ünde artık Mars da retrodan vazgeçmiş oldu. Dolayısıyla daha iyi bir döneme başlıyor durumdayız. Sizin için Aralık ayında daha da güzel şeyler söyleyeceğim. Kasım'ın ikinci yarısı böyle. 12'sinde ve 13'ündeki etkiden itibaren 15'indeki Akrep yeni ayı ve 3. ev etkilerinden sonra özellikle Merkür'ün Akrep'ten çıkıp kurtulup da diyelim çıkıp da Yay burcuna geçtiği 1 Aralık'tan sonra iletişiminiz daha da kuvvetleniyor sevgili Başaklar. Umarım 2021 daha da güzel bir yıl olur sizin için. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Gelelim sevgili terazilere. Sevgili teraziler, güzel bir yeni ay yaşayacağız. Güzel haberler alacağınız ama güzel bir gayret başlatacağınızla iyi bir döneme geçiyoruz. İkinci evinizden etki alıyorsunuz. Dolayısıyla hem ikinci eviniz hem karşı noktadaki 8. eviniz yani başkalarıyla olan iletişiminiz ve başkalarının parası konusunda çok güzel haberler vereceğim size. Şimdi sevgili teraziler, Akrep yeni ayından bahsedeceğim ama ayın 15'indeki bu Akrep yeni ayından önce ayın 12'sinde de bir Jüpiter-Plüton kavuşumu var. Sonrasında ay artık Akrep'e geçiyor 14'ünde. Ondan önce Venüs'ün, sizin yönetici gezegeniniz Venüs'ün Kuzey Ay düğümüyle çok güzel bir açısı var. Bunların hepsi iyiye işaret. Para konusunda özellikle yeni ay para konusunda yeni bir başlangıç yapacağınıza, dolayısıyla bir otorite figürüyle oturup da bir bankanın sorumlusu olabilir, bir patronunuz olabilir, para isteyebileceğiniz, talep edebileceğiniz, bunu taksitlere taksitlerini konuşabileceğiniz, ödeme düzenini konuşabileceğiniz bir otorite figürünle konuşma ihtimaliniz var. Bir karar alma ihtimaliniz var. Bu eşiniz de olabilir illa ki, babanız da olabilir ama otorite figürü size sorumluluklarınızı hatırlatacak. Bu sorumlulukları hatırlatma konusu özellikle 31 Ekim'deki Boğa burcundaki Dolunay'dan buraya sirayet ediyor. Çünkü Boğa burcunda her ne yaşadığınızda benzer şeylerin sonuçlandırılması için gayretiniz olacak ama büyük bir gayret göstereceksiniz sevgili teraziler. Özellikle ikinci ev konusunda yoğun bir gayretiniz olacak demiştim. Para bu çerçevede ve aynı zamanda mülk. Para derken sizin de ailenizin de parası söz konusu olabilir ve mülk derken anne babanızın evi de söz konusu olabilir ve ikinci ev konusunun tam karşı noktasında eşinizin parasıyla ilgili de bir mücadele veriyor olabilirsiniz. Bu bir kredilendirme, krediye başvurma, kredi konusunda hızlı bir aksiyon başlatma konuları gündeminiz olabilir sevgili teraziler. Şimdi yeni ay demek para konusunda ve ikinci ev etkiliyorken yeni bir başlangıç yapacağınız anlamına mı gelir? Aslında evet, ama bu bir ödeme düzeni başlatmak da olabilir. Çünkü başkalarının parası noktası da buradan etki veriyor. Çünkü bir belki bankanın parasını ödeme düzenine başlıyorsunuz ya da sonuçlandırıyor olabilirsiniz. Bunu krediniz tamamlanabilir, kredinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Bir etki, bir ihtimal de bir ev alacak olabilirsiniz ve taksitlerine karar verebilirsiniz. Yani bir parayla ilgili gündeminiz var ve sonucu aslında hayrınıza, sonucu aslında sizi de çok mutlu edecek şekilde sonuçlanacağını şimdiden söyleyebilirim. Şöyle olumlu açıları da var. Jüpiter, Plüton ve Satürn 60'lık açı yapıyor bu Akrep yeni ayına. Yani hemen sonrasında, hemen biliyorsunuz Oğlak üzerinde 60'lık açı, sekstil açı iyi bir açıdır, destekleyici bir açıdır. Aynı şekilde Agena sabit yıldızıyla bir birleşim yaşıyor ve bu sorumluluklarının artık sonuna gelme anlamına gelir. Mesela vergi borcunuz varsa bir vergi affından faydalanabilirsiniz. SGK prim borçlarınız varsa prim affından faydalanabilirsiniz. Bu tarz müjdeli haberlerle birlikte gelir. 12 Kasım Satürn-Plüton kavuşumundan ve 15'indeki Akrep yeni ayından olumlu faydalanacağınıza çok eminim. Sonuçlarını yazın bakalım. Asıl iletişim dilinizin de Merkür Akrep'i terk edip de 1 Aralık'ta Yay'a geçtikten sonra yol alacağınıza şimdiden çok eminim. Çünkü o biraz daha rahatlatıcı dil kullanmanızı sağlıyor. İkili ilişkilerde daha da rahat olacaksınız sevgili teraziler. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.
Gelelim sevgili akreplere. Sevgili akrepler, sizin burcunuzun 23 derecesinde bir yeni ay var ve bu yeni ay 14'ünde artık akrebe geçmiş olacak ay ve bu yeni ay sizin birinci evinizde, kimlik evinizde, sözünüzde, kimliğinizde, statünüzde, dışarıya nasıl lanse ediyorsanız kendinizi o şekilde bu yeni ayı büyük bir başlangıç şeklinde yaşayacaksınız. Bir öncesine dönmek istemeyeceğiniz güzel de müjdeli de haberler sizden alabiliriz. Şimdi Akrep yeni ayının özellikle size etkisi, yükseleniniz Akrepse ya da Akrep üzerinde Jüpiteriniz de bulunabilir. Güneş burcunuz başka olabilir. Bunu da dinleyebilirsiniz elbette ama Güneş burcunuzda Akrepse yine de bundan olumlu etki alırsınız sevgili Akrepler. Şimdi birinci ev ve yedinci eviniz bu yeni aydan etkileniyor. Agena sabit yıldızıyla kavuşum halinde bu yeni ay ve aslında Jüpiter'le, Plüton'la ve Satürn'le sekstil açıda, 60'lık açıda ve güzel bir açı, destekleyici bir açı. Dolayısıyla destekleyici bir yeni ay yaşayacağız ve siz akrep olarak diğerlerine de her bir burcuğa farklı evden güzel bir etki veriyor durumda olacaksınız. Şimdi ondan öncesinde ayın 12'sinde Jüpiter-Plüton kavuşumu söz konusu ve bu da sizin yine büyük bir başlangıç yapmak üzere bir enerji depolayabileceğinizi, o enerjiye sahip olacağınızı, hakim olacağınızı gösterir. Venüs'le yine ayın 13'ünde Kuzey Ay Düğümü'nün çok güzel bir açısı var. Bu da yine bu yeni ayı destekleyici bir açıdır. Doğru kişiyle konuşma, birlikte karar alma ihtimali verir ya da fikirlerinizi yanınızdaki, yakınınızdaki herhangi birine birinci ev ya da yedinci ev civarındaki sevgili, eş, patron, her kimse yakınınızdaki onlara aktarma ve onlara fikirlerinizi kabul ettirme ihtimali bulursunuz, olanağı bulursunuz. Ama 31 Ekim Boğa burcundaki dolunaydan her neyle etkilendiniz, nasıl etkilendinizse işte şimdi o konular masaya yatar ağırlıklı olarak ve onları çözmeye gayret edersiniz. Ama 12'sindeki Jüpiter Plüton kavuşumu bunun enerjisini size verecek ve Venüs'ün Kuzey Ay düğümüyle güzel bir açısı destekleyici, Jüpiter'in 60'lık sekstil açısı destekleyici. Dolayısıyla gerçekten istediğiniz destek mevcut. Güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. İnternet ortamında güzel bir satış noktası kurgulayabilirsiniz. Fikirleriniz olabilir, işinizle ilgili kimlik gelişimi, değişimi olabilir. Merkür ve Mars'ın retrosunun bittiğini unutmayalım. 14'ünde bitiyor. Mars'ın retrosu son olarak 3'ünde, 3 Kasım'da zaten Merkür'ün retrosunu sonlandırdık. 6'sından itibaren artık düz hareketine döndü Merkür. Mars da 20'sine doğru, 19-20'sine doğru artık ileri hareketine döner. Endişelenmeye gerek yok ama ayın 15'inden sonra bir estetik operasyon kararı bile alabilirsiniz. Doğum haritanızda da sert bir etki yoksa bununla ilgili hemen bir tarih belirleyebilirsiniz. Agena sabit yıldızı ile birleşim halinde dedim bu yeni ay. Bu da iyi bir başlangıç yapma ihtimali verir. Hamilelik haberi. Hamilelik için eğer bir mümkün olmadıysa şimdiye kadar bir doktor desteğiyle ilgili bir çalışma başlatma, yani bir işte tüp bebek tedavisi gibi ya da bir çocuk edinme, koruyucu aile olma kararı gibi radikal kararlar alabilirsiniz. Bununla ilgili bir otorite figürüyle, babayla, eşle, kocayla ya da neyse işte ev hanımıysanız eşiniz, otorite, babanızla, patronunuzla, her neyse işte bu çerçevede kimliğinizle ilgili hızlı aksiyon almak üzere konuşmalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda birinci ev, tabii çok geniş birinci ev yükseleniniz konusu, işle ilgili ben şuranın sorumluluğunu, bu birimin sorumluluğunu almak istiyorum konuşması yapabilirsiniz. Haklarım yendi, bunların karşılığının ödenmesini istiyorum, paramız nerede konuşması yapabilirsiniz. Çok da olumlu, hiçbir problem yok, alacağınız yanıtlar sizi üzmez. Bu konularda biraz rahat olun. Birinci evle birlikte yedinci evinizde yeni ayda bir yeni başlangıç ihtimali verdiği için evlilik kararı alabilirsiniz sevgili akrepler. Evlilik, yani ilişkiniz varsa, aşkınız varsa evlilikle ilgili ya teklif götürür ya tarih belirlemek isteyebilirsiniz. Çok da hakkınız, çünkü Merkür Mars retrosunda evlenmeyin dedim. Ertelediğiniz her işinizi doğal olarak artık gündeme alabilirsiniz. Olumlu olacağına çok eminim.
Merkür de sizi destekliyor. İletişiminiz konusunda Merkür de Akrep'te bu dönemde ve yaya geçinceye kadar, bir aralığa kadar her istediğinizi karşı tarafa net bir şekilde dinletebilirsiniz ve sonuçları hep lehinize olur. Hayırlı bir yeni ay, sonuçlarının hayrınıza olacağı bir yeni ay yaşayacaksınız doğal olarak. Sorularınızı bekliyorum. Kişisel doğum haritalarınızla ilgili de destek için her zaman yanınızdayım biliyorsunuz. Görüşmek üzere. Gelelim sevgili yaylara. Sevgili yaylar, bu yeni aydan 12. evinizden etki alacaksınız ve çok güzel bir yeni bir başlangıç anlamına geleceği için 12. ev konularınız her neyse bunlarla ilgili yol aldığınızı fark edeceksiniz. Aslında şöyle ifade edeyim, bu bir yeni ay ve güzel bir başlangıç, güzel müjdeli bir başlangıç. Müjdeli olmasının altını da dolduracağım, dayanaklarım var ama ondan öncesinde ayın 31'inde Boğa burcunun 8 derecesinde bir dolunay yaşadık. Her ne problem yaşadınızsa işte onlar yeniden gündeme gelecek. Yaşadığınız problemler masaya yatırılacak. Bir baba ya da bir eş ya da bir patron figürüyle oturup bunu konuşacaksınız. Ama 12. evinin söz konusu olduğuna göre bu sizde ağırlıklı olarak bir doktor olabilir, bir danışman olabilir, avukat veya psikolojik danışman, bir rehber ya da bir yaşam koçu, kimse otoriteniz o anlamda 12. ev konusunda belki bir psikolog, doktor, bununla oturup da konuları masaya yatırıyor durumdasınız. Aynı şekilde bir astroloğunuz da olabilir tabii ki. Benim de danışanlarımın içinde özellikle Yay burcuyla özel görüşmelerim oldu son günlerde ve bu şekilde devam edecek bence ay boyunca. Yay çok özel bir aşamada, çok özel bir burç özellikle bu ay. Çünkü özellikle aslında Jüpiter'in Vedik astrolojiye göre desteğini alıyor durumdasınız sevgili yaylar. Ayın 20'sine kadar da Vedik astrolojiye göre Jüpiter sizin üzerinizde, tam da yay üzerinde ve Oğlak burcuna geçişi 20'sinden sonra yapacak. Biraz geriden geliyor Vedik astroloji mantığı ama bunun enerjisini illaki alıyor durumdasınız. Şimdi sevgili yaylar, çoktandır parayla ilgili sıkıntılar yaşadınızsa da bu dönemde çözüleceği konusunda aslında güzel haberler de var size. Şimdi 15'inden önce, bu yeni aydan önce ayın 13'ünde Venüs'le Kuzey Ay düğümünün çok güzel bir açısı var. Bu çok güzel bir destek sunuyor ayın 15'ine, 13, 14, 15'ine ve yine ayın 12'sinde de ne dedim? Jüpiter Plüton kavuşumu var. Bu da bu yıl ilk defa bu kadar ciddi yaşayacağınız bir enerji yön değişimi. Şimdi 5 Nisan'da yaşadık. Şimdi daha önce 5 Nisan'da yaşadık, 30 Temmuz'da yaşadık Jüpiter Venüs kavuşumunu. Son olarak bu yıl şimdi yaşayacağız 12 Kasım'da. Tabii toplumsal anlamda pandemiye yenik düştük, çokça sarsıldık, evlere kapandık, dünyamız değişti. Kasım ayından itibaren, geçtiğimiz yıl Kasım ayından itibaren bunlarla ilgili ipuçlarını vermiştim. Jüpiter Plüton kavuşumları yaygın bir takım hastalıklara ve sarsıntılara sebep olur demiştim. Hayatlar sarsılır, bir takım ekonomik çöküşlerle kurumlar sarsılır, bankalar iflas eder. Bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek kurumlar iflas eder. Ama sevgili yaylar, bizler özellikle sağlık konusunda yenik düşeriz Jüpiter Plüton kavuşumunda. Sizin de şimdiki yeni ay 12. evinizde ama bu Jüpiter Plüton kavuşumu büyük bir patlama enerjisi, yön değişikliğine karar alma enerjisi verir. Bence bir yay 12. evinden etki alıyorken de psikolojisi düze girer ve sevgilisi varsa evlenme teklif eder. Artık tamamlayalım, bu ilişkinin adını koyalım diyebilir. Hani çokça işte flört dönemi yaşadık, çokça birbirimizi tanıdık. Bence tamam durumdayız ve artık evlenme kararı, tarih belirleyebiliriz aşamasına geçebilirsiniz. Tam karşı noktadan 6. evinizden de etki alacağınız için çalıştığınız arkadaşlarla ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz ve çalışanlarınızla varsa ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz. Rota çizebilirsiniz. Biriyle ortaklık kararı alabilirsiniz iş hayatınızda ya da ortağınızla belki yolları ayırma kararı alabilirsiniz. Oturtup ona bu fikrinizi rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Olumlu da karşılayacağınıza, sonuçların hayırlı olacağınıza, hayrınıza olacağınıza emin olun lütfen. Yani müjdeli bir yeni ay yaşıyoruz. Çünkü Jüpiter Plüton kavuşumu var. Çünkü Venüs'ün Kuzey Ay düğümüyle çok güzel bir açısı var. Jüpiter Plüton Satürn 60'lık bir açı yapıyor bu yeni aya. Bunun tadını çıkarın derim sevgili yaylar. Sorularınızı bekliyorum. Doğum haritalarınızla ilgili ben her zaman desteğe hazırım. Biliyorsunuz bana ulaşabilirsiniz.
Gelelim sevgili oğlaklara ve özellikle yükselen burcunuz oğlaksa yeni aydan nasıl etkileneceğiniz konusuna. 11. evinizden bu yeni aydan etki alacaksınız sevgili oğlaklar. Sosyal çevre, sosyal statü, aradığınız aşkı yakın çevrede bulma, buna benzer pek çok etkisi var oğlak burcu için. 11. evle birlikte tabii ki illaki 5. evinizde gündeminiz olur. Çocuk istiyorsanız çocukla ilgili bir karar alabilir, bir tedavi başlatabilirsiniz ve çocukla ilgili bir gündeminiz olabilir. Yani bebek istiyorum diye diyebilirsiniz. Bir çocuk edinmek üzere bir kuruma başvurmak da mümkün olabilir ya da hamilelik haberi de verebilirsiniz. Şimdi başa dönelim. Bu yeni ayı nasıl yaşayacağınızı bir değerlendirelim. Şimdi 11. ev çok özel bir nokta. Aslında sosyal statünüz, işinizin ve kimliğinizin, aldığınız eğitimin kazandırdığı sosyal statüye bağlı arkadaş çevreniz demek. Net anlatabildim mi bilmiyorum. Bir kuzen gibi ya da bir kardeş gibi akrabalık ilişkisinden ortaya çıkmış bir dostluk, arkadaşlık değil. Tam tersine uzak noktadan hiç tanımadığınız kimselerden sosyal statünüze bağlı edindiğiniz arkadaş çevresi ve kariyerden dolayı edindiğiniz bir arkadaş çevresi sizin aslında toplum önündeki kimliğiniz anlamına gelir 11. ev. Şimdi 11. evinizden destek alıyorken şöyle ifade edeyim. Bu yeni aydan öncesinde 31 Ekim'de Boğa burcu üzerinde bir dolunay yaşadık. İşte orada yaşadığınız her ne problem varsa şimdi çözüme kavuşacağı anlamına geliyor. Ve bunu destekleyici çok açı var. Agena takım yıldızının, Agena sabit yıldızının bir desteği var bu yeni ayda. Aynı şekilde Jüpiter, Plüton ve Satürn'ün, onlar biliyorsunuz Oğlak üzerinde, çok güzel bir açısı var. 60'lık bir açısı söz konusu. Tabii sekstil açılar çok büyütülecek bir açı değildir ama yine de göz doldurur, destek anlamına gelir. Ve bir otorite kişisiyle kararlar alıp 31 Ekim'de yaşadığınız problemleri masaya yatırıp çözüme kavuşturursunuz. Ayın 12'sinde Jüpiter Plüton kavuşumu var. Bu da çok güzel bir enerji patlaması verir. Sevgili oğlaklar ve akrep demedim. Bu da çok güzel bir enerji patlaması, enerji hakimiyeti verir size sevgili oğlaklar. Bu konuda da hızlı yol alacağınız anlamına gelir. Sorun yaşamayacağınızı öngörüyorum o anlamda. 11. ev konularında, yani yakın çevre, arkadaşlar çerçevesinde biriyle tanıştırılabilirsiniz. Yeni bir aşk başlatabilirsiniz. Evlenme kararı alabilirsiniz. 11. evinizden, yani sosyal çevrenizden birileriyle ortak iş başlatabilirsiniz. Yeni ayın öyle güzel bir enerjisi var. Bir gün öncesinde 14'ünde Mars retrosu sona eriyor ve sevgili oğlaklar, Mars'ın retrosundan çok etkilenmiş olabilirsiniz. Düz hareketine dönmüş durumda ama sabitlendi. Yani stationary dediğimiz düz hareketinde devasa bir gezegen geri gidiyorken bir anda ileri gidemez. Birkaç gün sonrasında 19'una 20'sinde artık ileri hareketine başlıyor olacak. Ve bu enerjiyi çok güzel yansıtacağınıza eminim. Ayın enerjisi, ışığının tamamlanacağı 30'una kadar, 31'ine kadarki dönemde bununla ilgili gerekli enerjiyi ortaya koyabileceksiniz. Gerekli hakimiyeti sevgili oğlaklar. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Gelelim sevgili kovalara. Sevgili kovalar, 10. ve 4. evinizden etki alacağınız bir yeni ay yaşayacaksınız. Güzel bir yeni ay, Akrep yeni ayı, Akrebin 23 derecesinde bir yeni ay. Dolayısıyla 10. eviniz, kariyer noktanız, sosyal statünüz, kariyer statünüz etkisi altında bunun. Şimdi ondan öncesine müjdeli ve güzel bir yeni ay demem gerekli. Fakat 31 Ekim'de bir dolunay yaşadık. Boğa burcunuz 8 derecesindeydi. Burada her ne sıkıntı yaşadınızsa bir kere bunları çözüyorsunuz. Bu yeni aya doğru. Ya da en kötü bu yeni ay günü ve sonraki günlerde. Yeni aya doğru dememin sebebi şu. Jüpiter'le Plüton kavuşumu söz konusu ayın 12'sinde. Bu tarihten sonra, aslında 11'inden sonra çok güzel bir enerjiniz var ve sevgili kovalar, çok güzel bir enerji altında olacaksınız. Sonraki günlerde, birkaç hafta boyunca. Jüpiter'le Plüton'un büyük patlama enerjisi, yeni kararlar alma ve kendi kimliğini ortaya koyma enerjisi verecek size. Bunu iki kere daha yaşadık bu yıl. 5 Nisan'da ve 30 Temmuz'da. 5 Nisan'da pandeminin pik yaptığı noktaydı. 30 Temmuz'da artık hem Jüpiter hem Plüton retroya başlıyor ve buna göre bir pasif bir duruma geçiyor. Yaz döneminde biraz rahat ettik ama
Şimdi 12 Kasım'da genel itibariyle bir pandemi konusunda yeniden bir pekişmesi söz konusu, ama artık bir şeylere, hani tırnak içinde söyleyeyim, bir bağışıklığımız oluştu, öyle söyleyeyim. Tabii ki sağlıkçı değilim, sağlık açısından bağışıklığımız oluştu, mikroba demiyorum. Şimdi pandemiyle nasıl baş edeceğimizi öğrendik en azından, ama Jüpiter-Plüton kavuşumu özellikle şahıslara aldığı etki, ev etkisine bağlı olarak çok farklı etkiler verir. Şimdi sizin ortaklı bir iş yapma ihtimaliniz var, bir ortak alma, şirketiniz varsa bir ortakla çalışma ihtimaliniz var. Bir ortağınız varsa, ayrılma kararı aldınızsa, onu masaya oturtup bu yeni ayda konuşma, dikte etme, anlatma, ikna etme ihtimaliniz var. İnternet üzerinden bir iş yapabilirsiniz. Çok kazançlı bir işe evet diyebilirsiniz. Yani özetle 31'indeki 31 Kasım 31 Ekim'deki dolunaydan hangi problemle sınandıysanız şimdi onu çözme zamanınız. Bu bir. Parayla ilgili de güzel bir aşamada olacaksınız. Çünkü Venüs'ün kuzey ay düğümüyle böyle bir açıda bulunması parayı da müjdeler. Para konusunda da rahatlatır. En azından Venüs'ün öyle bir maddi gelir sürprizi ihtimali ortaya çıkar. Ama Venüs-Jüpiter kavuşumu aldığınız kararların tutarlılığını gösterir. Dolayısıyla bu 10. evinizde yeni ay varken yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. O gün başlayabilirsiniz. Sonraki birkaç gün ya da o gün haberini alırsınız. Yeni ay demek o anlamda yeni bir başlangıç, müjdeli bir başlangıç. 10. eviniz söz konusuyken babanızın parasını koruma gayretiniz de söz konusu olur. Babanızın işinde de çalışıyor olabilirsiniz. Çünkü 10 ve 4. eviniz etki alır tam karşı noktada olduğu için. Dördüncü ev konusu da daha çok anne babanın sorumluluğu demek. O da sizin sosyal statünüzle ilgili bir konu aslında. Anne babanın sağlık sorunu, sağlık giderleri, bunların karşılanması ve bizzat bir efor göstermeniz, yani doktorlara götürmeniz, getirmeniz, eve doktor çağırmak gibi pek çok, yani sadece sağlık değil tabii ki, alışverişleri, ödemeleri, bunların hepsiyle ilgili gayretiniz olur. Anne babayı bir arada tutma gayretiniz olur. Bir de böyle bir ihtimal de verir yeni ay. Sevgili kovalar, şimdi Jüpiter sizin artık 12. evinizin son döneminde 27 derece olduğu için Satürn Oğlak üzerinde ve 27 derecede. Şimdi artık son haftaları Kasım bitecek ve Aralık 20'sine doğru artık sıfırlanacak. 27, 28, 29 derece bunlar analitik derecelerdir ve bu noktada Satürn bulunması, Mars bulunması bir burçta sizi aldığınız ev ihtimaliyle biraz sınayabilir. Hasta olmamaya özen gösterin sevgili kovalar. 12. ev ve 6. evden etki alır Satürn'den. Bu yeni ay döneminde bizzat hasta olmamaya özen gösterin ve 10. evinizden bu yeni ayı yaşamanın tadını çıkarın. Tekrarlayacak olursak çok olumlu destekleri var. Jüpiter, Satürn, Plüton 60'lık açı yapıyor bu yeni aya. Sekstil açı yapıyor. Venüs kuzey ay düğümü ile çok güzel bir açısı var. Destek oluyor ve bir gün öncesinde 12'sinde de Jüpiter Plüton kavuşumu var. Dolayısıyla artık çözümlenme zamanı. 10. ev konusunda, kariyer konusunda hiç işi olmayan biri istese de istemese de güzel bir iş bulabilir ve istemeyerek de olsa o işe gidebilir, ama sonu hayrına olur, deneyim olur ve para konusunda da destekli olur. Sorularınızı bekliyorum. Kişisel doğum haritanıza bağlı. Tabii ki alacağınız bu etkiler. Dolayısıyla kişisel doğum haritalarınız için de bana her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Son olarak gelelim sevgili balıklara. Sevgili balıkların 9. ve 3. evinden etki alacağı bir yeni ay yaşayacağız. Güzel şeyler söylemek istiyorum sevgili balıklar. 9. ev konuları masaya yatacak. Dolayısıyla alacağınız bir takım desteklerde bir bilir kişi, bir avukatlık, bir psikolojik danışman, bunların hepsi de olabilir. Bir mali müşavir ya da bir emlakçı desteği olabilir. Hayatınıza böyle biri girebilir bu yeni ayda. Yeni ay Akrep üzerinde, Akrebin 23 derecesinde. Dolayısıyla sizin de aslında 9. eviniz etki altında ve tam karşı noktadaki 3. evinizde etki altında. Kardeşler, kuzenler, yakın çevre, her kim varsa, günlük işleyişiniz, işe gidip geliş yönteminiz, bunların hepsi bu yeni ayda etki alır.
Daha çok hangi konular gündeminiz olacak? 31 Ekim'de Boğa burcunun 8 derecesinde bir dolunay yaşadık ve bu dolunayda her neyse problem konuşamadım. Probleminiz her ne olduysa, her ne masaya yatırıldı ve can sıkıntısı nereden yaşandıysa işte onun çözümlenme aşamasında olacaksınız sevgili balıklar. Ama güzel şeyler de söyleyeceğim. Şimdi bu 15'inden öncesinde Mars'ın retrosu ayın 14'ünde tamamlanmış oluyor. Geri hareketi tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla artık Mars ileri hareketine başlamadan önce bir süre stationary dediğimiz sabitlendiği aşamada olacak. Şimdi bu yeni aydan öncesinde Mars bir gün öncesinde geri hareketini bitirmiş oluyor ayın 14'ünde ve ileri hareketine başlamadan önce özellikle 18-19 Kasım'a kadar stationary dediğimiz sabitlendiği sabit pozisyonda olacak. Sonra ileri aşamaya başlayacak ve özellikle Mars'ın retrosundan etkilendinizse artık bu birkaç gün sonra 16-17'sinden sonra düze çıkmış olacaksınız. Gayret göstereceğiniz enerjiniz 17-18'inden sonrasında daha da rahat olacaktır. Ama bu yeni ayın destekleri şöyle. 12'sinde bir Jüpiter-Plüton kavuşumu var ve kişisel anlamda büyük patlama enerjisi verir. Büyük kararlar alabilirsiniz. İş kurabilir, şirket kurabilir, şirketi bir mali müşavirle tanıştırabilir. Bunlarla hızlı yol alabilirsiniz. 9. ev konusu uluslararası bir iş yapma ya da internet ortamından her şehre, her ülkeye ulaşma imkanı verir. Dolayısıyla internet ortamından bir satış, bir YouTube kanalı, işte bir e-ticaret sitesi veya bir web sitesi yapabilecek durumda olursunuz. Yeni başlangıç anlamına gelir yeni ay. O anlamda bir şey başlatabilirsiniz. Ve üçüncü evinizden etki alacağınız için de özellikle kardeşlerinizden veya işte yakın çevrenizdeki herhangi birinden bir komşunuzdan hem destek alabilirsiniz hem de onların güzel haberleriyle sevinebilirsiniz. Yani bu yeni ayın çokça desteği var. Ayın 13'ünde Venüs ve Kuzey Ay düğümünün çok güzel bir açısı var. Ve ondan öncesinde de 12'sinde Jüpiter Plüton kavuşumu demiştim. Merkür'ün retrosu da biliyorsunuz 3 Kasım'da sona erdi. Şimdi bu yeni ay Agena sabit yıldızı ile birleşim halinde. O yüzden de yoğun bir destek var ve kendini aşma isteği ortaya koyacaksınız. Aynı zamanda Jüpiter'le, Plüton'la ve Satürn'le bir sekstil açı yapıyor durumda. Tabii ki sevgili balıklar artık ayın, yılın sonuna geldik ama bazı gezegenlerin de sonuna geldik. Mesela Satürn Oğlak üzerinde ama şimdi 27 derecede ve sizi nasıl etkiliyorduysa şimdiye kadar son 3 yıldır bunun son dönemini ve çok toksik yaşayabilirsiniz. Çok eğitici şekilde yani biliyorsunuz Satürn'e usta öğretici diyoruz, öğretmen diyoruz. Her nereden sınandınızsa işte onun son sınavını verme aşamasındasınız. Son 6 hafta Satürn 20'si gibi, 19'u 20'si gibi artık Kova burcuna geçiş yapacak. Şu anda 27 derecesinde bu yeni ay itibariyle. Dolayısıyla 27 derece Satürn sizi biraz o anlamda hırpalayabilir. Ama tüm gücüyle savaş enerjisi de Jüpiter Plüton veriyor. Sorunlarını çöz, hallet enerjisi veriyor. Bir vergi borcunuz varsa bu vergi borcuyla ilgili af için başvurabilirsiniz. SGK prim borcunuz olabilir. Ödenmemiş bazı faturalar olabilir. Venüs'ün Kuzey Ay düğümüyle yapacağı güzel açı para konusunda da destek. Geçmişte kalmış bazı borçların ödenme ihtimalleri gibi, size paraların ödenme ihtimali gibi pek çok ihtimali birden getiriyor. Bu anlamda sorularınızı bekliyorum sevgili balıklar. Kişisel doğum haritalarınız için onların özel yerleşimleri, özel gezegen yerleşimleri ve bunların sonuçları için ilerletilmiş transit gezegenlere göre 2021-22 gelecek öngörüleriniz için bana her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.